kardeşim, suyu böyle kullanacağına bir bardak koyup kullanırsan daha tasarruflu olur. Daha yaşanabilir bir hayat için pillerimizi geri dönüştürelim. Eğer suları tasarruflu kullanırsak yarınlara temiz su kaynakları bırakabiliriz. Bunu çok basit tedbirlerle de alabiliriz. Mesela bulaşık yıkarken bulaşıkları elle yıkamak yerine bulaşık makinesinde yıkarsak daha tasarruflu olur. İkinci bir şey ise el yıkarken, abdest alırken ya da duş alırken, duşta ovalanırken suyu kapatmak ya da kısmak gibi tedbirlerle yarınlarımıza su bırakabiliriz. Elektrik tasarrufuna gelecek olursak ilk madde lambalar. Lambalar çok fazla elektrik tükettiği için lambalarla başlayalım. İlk başta cıvalı lambalar yerine tasarruflu lambalarla değiştirmeliyiz. İkinci şey ise çok elektrik yakacak araçları belli bir kapasite dolduktan sonra çalıştırmalıyız. Örnek veriyorum, bir bulaşık makinesini ya da çamaşır makinesini yeterince eşya ile doldurduktan sonra tek seferde çalıştırmalıyız. Hem daha fazla ergonomik hem de daha fazla tasarruflu olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Merhaba arkadaşlar, bugün size bir şey söyleyeceğim. Bildiğiniz üzere bizim sularımız tükeniyor. Ve sularımızın tükenmemesi için de yapmamız gereken şunlar. Diyelim ellerimizi yıkıyoruz. Ellerimizi yıkarken suyu açık bırakmamalıyız. Eğer suyumuzu açık bırakırsak elimizi yıkadığımız su ile bizim boş harcadığımız su miktarı elimizi yıkadığımız su miktarının iki katı olur. O yüzden de su israfının olmaması için elimizi sabunlarken suyu kapatmalıyız. Böylelikle suyumuz tükenmez. Görüşürüz. Beren, bir bakabilir misin abisi? Bak, sana bir şey öğreteceğim. Şu anda ışığı açık unutmuşsun. Bu önemli. Tasarruf şu anda çok önemli. Bunları tasarruf etmen gerekiyor biliyorsun. Yani bu ışığı kapatıyoruz. Tamam mı? Tamam. Aferin. Kayıt. Pillerin içinde bulunan bazı kimyasallar suyu ve toprağı kirletir. Bu yüzden pillerimizi önce evimizde biriktirip sonrasında sendimizde bulunan atık pil toplama kutularına atmalıyız. Gelecek nesilleri seviyorsan bunu kapalı tutabilirsin. Çünkü sen bunu ne kadar açık bırakırsan benim geleceğimden de o kadar fazla enerjiymiş oluyorsun. Hem faturan da az gelir, o yüzden bunu kapalı tut, tamam mı? Kapalı tut. Aa, ışığı açık unutmuşum. Işığı kapatayım da enerji tasarrufu yapalım. Evimizde bütün ışıkların açık kalmasına gerek yok. Bütün ışıklar yerine salonumuzda tek bir ışıkla oturabiliriz. Gereksiz ışıkları bu sayede söndürerek enerjimize katkı sağlamış oluruz. Bu şekilde tek bir ışıkla oturabiliriz. Dur, ne yapıyorsun? Dünyamız iyice kötüleşiyor. Su ve elektrik tasarrufu yapmamız lazım. Bu konuda herkesi bilinçlendirmemiz lazım. Doğru diyorsun kardeşim. Teşekkürler yardımın için. Sen de arkadaşlar.